Kanserle savaşanların bilmesi gereken 7 hayati bilgi. Kanser teşhisi almak, insanı karanlık bir tünelde tek başına hissettirebilir. Ancak bilmenizi isterim ki yalnız değilsiniz. Bu zorlu bir yolculuk olsa da her tünelin sonunda mutlaka bir ışık vardır. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirel. Bugün sizlerle kanserle mücadele sürecinde yaşam tarzı, destekleyici bakım ve tedavi uyumu arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Kanser yalnızca tümörden ibaret değildir. Tüm vücudu ve kişinin yaşamını her alanı etkileyen kompleks bir süreçtir. Bu süreçte yorgunluk, iştahsızlık, ağrı, stres ve bağışıklık değişiklikleri çoğu hastada görülür. Önemli olan bu belirtilerin kontrol altına alınabilir olmasıdır. Tıpkı hasar görmüş bir makineyi düzenli bakım ile çalışır halde tutmak gibi vücudumuz da doğru destekle çok daha güçlü yanıt verir. Bunlara gelecek olursak, birincisi tedavi planınıza tam uyum gösterin. Klinik çalışmalar tedaviye uyumun sağ kalım üzerinde doğrudan belirleyici olduğunu göstermekte. Randevuları aksatmamak, ilaçları önerilen doz ve zamanda almak en kritik adımdır. İkincisi beslenmeyi kişiselleştirin. Avrupa Klinik Beslenme Kılavuzu ESPEN, kanserde yetersiz beslenmenin tedavi yanıtını azalttığını göstermiş. Yeterli protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağlar alınmalı. İştahsızlık varsa öğünler bölünmelidir. Her ana öğünde yumurta, yoğurt ve balık gibi kaliteli bir protein eklemek kas kaybını önleyecektir. Üçüncüsü hareketi bırakmayın. ASCO ve ESMO kılavuzları hafif ve orta düzeyde egzersizin yorgunluğu %30 kadar azalttığını göstermiş. Günde 15-20 dakikalık tempolu yürüyüş bile etkili olabilir. Tedavi günlerinde kısa 5 dakikalık ev içi aktiviteler bile kas gücünüzü korumanıza yardımcı olacaktır. Dördüncüsü uyku düzenini korumak bağışıklığınızı destekler. Uyku bozukluğu kortizol dengesini etkileyerek bağışıklık yanıtını zayıflatabilir. Yatma saatini sabitleyin. Telefon ekranını yatmadan 1 saat önce kapatın. 7-8 saat uyuyan hastalarda yorgunluk şikayetleri belirgin şekilde azalır. Beşincisi enfeksiyonlara karşı önlem alın. Nötropeni döneminde enfeksiyon riski birkaç kat artabilir. Basit hijyen önlemleri bile koruyucudur. Kalabalık ortamlardan kaçınmak, sebze meyve iyi yıkamak ve el hijyenine dikkat etmek temel adımlardır. Ev ziyaretlerinde maske kullanmak viral enfeksiyon riskini belirgin derecede azaltacaktır. Altıncısı psikolojik destek tedavinin en önemli parçalarından birisidir. Bilimsel çalışmalar stres hormonlarının yüksekliğini iyileşmeyi olumsuz etkileyebileceğini göstermiş. Psikolog desteği, meditasyon ve nefes egzersizleri tedaviyi tamamlar. Haftada iki kez yapılan nefes çalışmaları uyku kalitenizi bile artırabilir. Yedincisi, yan etkileri gizlemeyin. Yan etkilerin erken yönetimi tedavinin kesintisiz devam edebilmesini sağlar. Ağız yarası, ateş, ishal ve cilt döküntüsü olduğunda doktorunuza mutlaka haber verin. Özellikle 38 derecenin üzeri ateş, özellikle kemoterapi alan hastalarda acil değerlendirme gerektirir. Bu adımlar düzenli uyguladığınızda kanserle mücadele süreci çok daha kontrollü, güvenli ve yönetilebilir hale gelir. Unutmayın, doğru bilgi ve doğru alışkanlıklar tedavinin görünmez ama çok güçlü bir parçasıdır. Daha fazla bilimsel sağlık videosu için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanser sürecinde sizi en çok zorlayan konu neydi? Aşağıya yorum olarak yazın, hep birlikte tartışalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.